önde huzur duyuyorum. Ondan sonra binadan olsun, personelden hepsinden memnunum. Arkadaşlardan memnunum. Daha ne olabilir ki? Onun için Bugün neler yapıyorsun mesela? Sabahtan akşama kadar neler yapıyorsun? sabahtan akşama kadar işte dışarıya çıkamıyorum şu anda bir aylık olduğumdan dolayı. Ama yani 6 ayı geçtikten sonra çıkabilirim diye idare eden öyle söylendi. Var mı arayan soran vefasızlık yok değil mi? Arayan soran evladım var ama evladım Aydın'da şu anda. Torunum ise Ayvalık'ta. Onun için arayan yok. Bazı arkadaşlar geliyor, telefon ediyor. Hani buraya gelen yok. Telefon ediyorlar sadece. Başka alternatif yok. Buradan kat kat memnunum. Yani burayı bir kelime söz söyleyecek bir durumum yok. Peki var mı akrabalarına, arkadaşlarına, memleketlilerine söyleyecek bir şey? Kırkaşınları hani kendilerini iyi baksınlar. 2019 yılı onlara mutluluk, sağlık, mutluluk getirsin. Başka bir şey demem. Çünkü diyemem. Ben de işte 71 yaşına girdim. Başka bir şey diyecek sözüm yok. Evet. Eski günleri hatırlıyor musunuz burada? Elbette insanlar hayatta yaşadığı müddetçe eski günlerini hatırlar. Fakat hatırladığın gibi de hani moral çöküm olur. O yüzden hatırlamak istemiyorum. Burada idare eden diyorlar, amca hiçbir zaman diyor, hani üzülme, moralini bozma diye ifade ediyorlar. O yüzden düşündüğüm yok, üzüldüğüm yok. Seni seviyoruz buradayım. Ben de sizleri seviyorum. Başka söyleyecek bir sözüm yok. Emin Hoca'ya yıllarca çalıştık beraberce. Evet. Evet. Başka alternatifim yok yani. Diyeceğim sözüm buradadır. Sizlerin geldiğiniz için de teşekkür ederim. Başka bir şey diyemem. Mutlu bir kız Akin'e. Bu pardonu.